Merhaba güzel bayanlar. Bugün güzel bir tereyağı yapalım. Ne dersiniz? Süt alıp kaynattığım zaman üzerindeki kaymağını alıyorum. Bir kaba alarak buzluğumda donduruyorum. Yeterli miktarda olduğunu düşündüğüm süt kaymağını dışarıya koydum. Kaymağım eridi. Şimdi miksere kaymağımızı koyuyoruz ve çırpıyoruz. Bir 10 dakika kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yağı ayrışmaya başladı. Parmağımızı yakmayacak sıcaklıkta yarım çay bardağı kadar sıcak su ekliyoruz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. 2-3 dakika kadar çırptıktan sonra buzdolabından çıkardığımız buz gibi suyu ekliyoruz ve 5 dakika çırpıyoruz. Yağımız gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Süzgecimizi lavaboya koyuyoruz. Temiz ince bir örtü seriyoruz ve yağımızı döküyoruz. Suyunu süzdürmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş sıkıyoruz böyle gördüğünüz gibi. Çeşme suyuyla biraz yıkıyoruz tereyağımızı. Suyunu tekrar süzdürüyoruz. Bu şekilde. Güzelce suyunu süzdürdükten sonra bir kaba alıyoruz ve 1 saat kadar dinlendiriyoruz tereyağımızı. Buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra tereyağımızı bir kaba boşaltıyoruz. Tereyağımızı buz gibi suyla güzelce yıkıyoruz. Bu aşamada suyumuz çok soğuk olmalı. Tereyağımızı yıkıyoruz, suyunu süzüyoruz, üzerine tekrar soğuk su ekliyoruz, tekrar yıkıyoruz. Bu işlemi tereyağımızın suyu berraklaşana kadar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tereyağım oldu. Son kez bir daha yıkıyorum. Ben bu tereyağı yapımını çok küçüktüm. Teyzemde görmüştüm. Kaymağı aldı, tereyağı yaptı. O kadar tuhaf gelmişti ki bana. Şimdi baksanıza ben yapıyorum. Bence hepimiz evimizde tereyağımızı yapabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepimize afiyet olsun.